Takvim yaprakları 1997 Eylül ayını gösteriyor. İşte bu tarih birçok insan için aynı anlamı taşıyor. Gurur, heyecan, öğrenme ve öğretme aşkı. Yeni bir okula kavuşma sevinci. Türkiye Emlak Bankası'nın katkılarıyla Ataşehir Anadolu Lisesi eğitim ve öğretimde ben de varım diyor. 20 bin metrekare alana kurulmuş olan Türkiye Emlak Bankası Ataşehir Anadolu Lisesi bir okul binası, bir kapalı spor salonu, bir açık basketbol sahasıyla ve özenle tasarlanmış bahçe ve kullanım alanıyla öğrencilere hizmet vermekte. Başlarda dedim ya, endişem var ama ilk 1-2 ay içerisinde bunu tamamen yendim. Veli toplantıları çok güzel geçiyor. Evet, velilerin katılımı çok az ama inanın o çok az katılımda olan velilerde bile bütün tüm kadro öğretmenleri burada bulabiliyorsunuz. Bu çok özel bir durum. Yani öğretmenin bence okuluna, öğrencisine ve velisine duyduğu saygıdandır. Bu yaptığı işe de duyduğu saygıdan. Ben geldiğim her gün kadroyu burada tam olarak görüyorum. Türkiye Emlak Bankası Ataşehir Anadolu Lisesi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de başta idari kadrosu, öğretmenleri ve tüm görevlileri ve tabii ki öğrencilerinin son derece güler yüzlü, ilgili olmaları. Türkiye Emlak Bankası Ataşehir Anadolu Lisesi'nin tartışmasız en önemli özelliklerinden bir tanesi, Ataşehir gibi güzel bir ilçede ve büyük bir alana kurulmuş olması. Alanı en iyi şekilde kullanan okulun kapalı spor salonu 200 kişilik. Basketbol ve voleybol maçlarının müthiş bir coşkuyla yapıldığı salon tamamen öğrencilerin istifadesine sunulmuş durumda. Türkiye Emlak Bankası Ataşehir Anadolu Lisesi'nin sportif başarılarına baktığımızda basketboldan yüzmeye kadar birçok alanda başarı elde ettiğini görüyoruz. Basketbol takımının ilçe birinciliği, handbol takımının ilçe birinciliği, bayanlar basketbolda ilçe şampiyonluğu, badminton takımının ilçe ikinciliği, bunlardan sayabileceğimiz sadece birkaçı. Bir defa biz burada gerçekten büyük bir aileyiz. Veliler de bunu zamanla hissediyorlar. Çocuğun her türlü sorunuyla ilgileniyoruz ve muhakkak veliyi bilgilendiriyoruz. Bunu tek başına başaramıyoruz tabii ki. Biz burada bir aileyiz ve dayanışma içindeyiz. Çok problemin anahtarı sevgi. Evde huzurlu, dayanışma içinde, sevgi ortamı içinde, bağımlı değil, ailesine bağlı olan gençler gerçekten ne kötü alışkanlıklara sahip oluyorlar, ne kötü arkadaşlıklara sahip oluyorlar. Hata yapmıyorlar mı? Elbette hata yapıyorlar. Ama bunları nasıl çözeceklerini biliyorlar. Bence anahtar sevgi, anahtar iletişim, sıcak bir yuva. Aynı şekilde okulda da sıcak bir yuvanın, ortamın oluşması gerekiyor. Bunlar tamamen başarının anahtarıdır. Bir okulun vazgeçilmezlerinden biri de şüphesiz tiyatro, müzik, konuşma, yarışma gibi sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği konferans salonu. Türkiye Emlak Bankası Ataşehir Anadolu Lisesi'nde toplam 250 kişinin ağırlanabileceği, birçok etkinliğin yapıldığı bir konferans salonu bulunmakta.
Türkiye Emlak Bankası Ataşehir Anadolu Lisesi. Kurulduğu ilk günkü gibi aynı heyecanla, aynı şevkle Türk gençliğine hizmet vermeye devam ediyor.